Emekliler yaşam standartlarını yakalayabilmeleri için maaşlarının en az asgari ücretle aynı olmasını talep ediyor. Emekliler maaşlarının normal memur maaşı ya da asgari ücrete göre düşük olduğunu ifade ediyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla kamuoyunda ikinci bir ara zam talebi oluşmaya başladı. Mevcut emekli maaşıyla geçinemediklerini ifade eden Kütahyalı vatandaşlar emekli maaşının en azından asgari ücret kadar olmasını istiyor. Artan ev kiralarının ev sahibi olmayanları mağdur etmesi ise isyan ettirdi. Emekli zihnine çelişse maaşlardaki adaletsiz oranlara değindi. Burada misafirim. Zihnine çel ismim. 11.500 lira. Kendileri arası 200 milyonu geçinen bir bize değiller, o millete çok bile değil. Geçin üstü. 28 sene devlete vergi ödedim. 28 sene. Az değil. Aldığım 11.500 lira para. Ya işte başka diyeceğim bir şey yok ama. En az ne kadar oldu? Vallahi cinayet olmasa asgari ücret olsun. Emekliye verdi, memur emekliye verdi 15 bin lira zam, bize verdi 1,5 milyon zam. Allah rahman iş mi hiç? Yakışacak mı? Kendiler 200 milyon parayla geçinemiyorlar. Bizim gün gariban 10 milyon parayla geçiniyorlar. Ha? Diyeceğim bu, başka diyecek tarafım yok. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon verilerinin de açıklanacak olması nedeniyle kamuoyunda emekli maaşı ve asgari ücrete karşı zam isteği yeniden gündeme geldi. Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Türkiye şartlarında özellikle de kirada olan emekliler için geçimin çok zor ve hayat şartlarının daha ağır olduğu günümüzde emeklilerin yeterli miktarda maaş almadıkları kanaatindeyim. Emekli maaşlarına zam konusu tekrar gündeme geldi. Bir ara zam bekleniyor. Sizce o zam verilmeli mi? Bence verilmeli. Çünkü 10 bin lirayla günümüz şartlarında geçim ne kadar mümkün olduğu enflasyonun da göz önüne alındığında çok fazla mümkün değil. Yani emeklilerimiz bu şartlar altında geçinemezler diye düşünüyorum. Ben de bir çalışan olarak piyasanın durumu malum, ev kiraları malum. Yani bugün aldığımız bir ürünü bir ay sonra daha farklı bir şeyde alıyoruz. Yani enflasyon karşısında ezildiğimiz bir gerçek. Bir de zaten yoksulluk ve açlık sınırı da bazı kurumların yaptığı araştırmalara göre emeklilerin aldığı maaş yoksulluk ve açlık sınırının çok çok altında. Bence iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ama ülkemizin şartları ne kadar zorlanabilir, çalışanlar ve emekliler ne kadar kullanabilir bilmiyorum. Yani yapılabilecek en iyi şey bence emeklilerimiz için yapılmalı. Benim kanaatim bu.